Şimdi ben bu noktadan sonra müsaade ederseniz Emin Çapa'ya vereyim sözü. Bize siz daha doğrusu hepimiz başka şeylerden bahsederken aslında neler oluyor onu bir anlatsın. Şimdi bunu ben damat yıldızının yükselişi olarak Hı. tekrar yine yeni yeniden yükselişi diye diyorum. Çünkü atamalara hepsine baktığımız zaman hepsinin ortak bir tek özelliği var... O da e, Sayın Albayrak'a yakınlıkları. Şimdi seyircilerimiz, bizi takip eden seyircilerimiz hatırlayacaklardır. E, bir konuğumuz, e, Gelecek Partisi Genel e, Başkan e, Yardımcısı, e, Sayın demişti ki e, ben Albayrak'ın arkadan bakan olmasını beklemem ama arkadan önemli bir görev almasını e, beklerim. Ha söyleyebiliriz. Demişti. Evet. Seda e, yok. E, Sema Hanım değil mi? Sen, evet. Sema. Silkin Hanım. Ün. E, Sema e, Silkin'in gelecek parti evet. genel başkan yardımcısı. Evet. E, Sayın ün e, böyle demişti ve e, sonra hatta kongre sonrasında da kongrede görülmedi dediğimizde ben gene de e, bekliyorum demişti. Şimdi bu atamalar onu tamamen haklı e, çıkarıyor. E, Sayın Ün'ü. Ee, gerçekten böyle bir durum var. Şimdi, ama bunların en önemlisi e, arkadaşlar hazırladılar e, bu gruplarda. Bir e, Katarlı artık İstanbul Borsası'nın ya da Borsa İstanbul'un ben İstanbul Borsası demeyi tercih ediyorum. E, Arkada görüyorsunuz e, Ahmet Ali Esed, Allah, Esad Esat gibi oldu bu da Esat Esat evet. AK Parti, AKP isimler <laughs> konusunda bile değil mi Chase şey, nedir adı hala tartışmamız sürüyor evet, evet. devam edebilirsin ee, Katar Yatırım Otoritesi e, adına Borsa İstanbul'un yönetim kurulu üyesi oldu artık bu bizim tarihimizde bir ilk ilk kez böyle bir şey e, görüyoruz. Ee, önemli, çok önemli bir şey çünkü biliyorsunuz Kat İstanbul Borsası'nın e, veya Borsa İstanbul'un e, Katar Yatırım Otoritesi'ne satışı çok olay olmuştu. Çok üzerinde konuşmuştuk çünkü bahsedilen para e, gerçekten insanları yok ya daha neler artık dedirten bir e, paraydı. O yüzden e, şimdi ama bu artık bir Katarlı var. Peki şunu sorayım. 9 üyeden biri. Ahmet Ali Alhamadi hoş geldi yani hoş buyursun gelsin tabii ki de yani bu ne anlama geliyor bizler için hepimiz için ee, yani ne bundan şikayet mi etmeliyiz temkinli mi olmalıyız mutlu mu olmalıyız mutsuz mu olmalıyız mutlu olanlar niye mutlu olur ee, bir söyler misin lütfen şimdi siz paranız malınızı birine sattığınız anda o malın üzerinde o insanların bir hüküm kurmalarına sesinizi çıkarmazsınız. Borsa İstanbul Katarlara %10 satıldı ve o hisseyi temsilen de e, Sayın Hammadi e, doğal olarak yönetime girecek. Girecek yani. Bunun başka bir yolu yok. Öbür taraftan şimdi ilginç bir ilişkiler ağı var. E, bunu biraz konuşmamız lazım hı hı. hep beraber. E, bu ilişkiler e, ağında gerçekten acayip bir durum var. Borsa İstanbul bir yanda, bankalar bir yanda, bir yanda da Türkiye Varlık Fonu var. Şimdi Varlık Fonu deyince şöyle düşünsün seyircilerimiz, Türkiye'deki bütün holdingleri toplasanız neredeyse Varlık Fonu kadar. Varlık Fonu inanılmaz bir şey. Bütün varlıklarımız oraya atıldılar. İkisinde de bir isim görüyoruz. Kim? Erişah Arıcan. Profesör Doktor Elşah Arıcan Varlık Fonu'nda başkan vekili. Kimin vekili? Varlık Fonu'nun başkanı kim? Recep Tayyip Erdoğan. Evet, tabii. Ki. Recep Tayyip Erdoğan'ın başkan vekili. Kimin yerine o pozisyona gelmişti? Hatırlamıyorum vallahi. <laughs> Şimdi o, artık o kadar Berat çok Albayrak. Berat Albayrak Ha Berat Albayrak diyorum. Doğru, pardon. Cumhurbaşkanı doğru, pardon. e, doğru, doğru. başındaydı. İran'da Damadı da başkan İran'da vekiliydi. Gittim. Doğru. doğru. Şimdi peki Erişah Erican kim? Erişah Erican konusunda bir sürü iddia İşte o bütün ortalıklara sedilmişti. E, Sayın Erican'ın bir ilginç durumu var. Hem e, Sayın e, Albayrak'ın tezi e, konusu, e, tez danışmanı ama hem de sadece orada e, değil Başka başka yerlerde de, başka başka tez yazanlarda da kendisini Heh. görüyoruz. Nerede görüyoruz? Mesela Varlık Fonu'ndaki işte genel müdür Arda Ermut'un şeysinde de görüyoruz. Tez danışmanı olarak da görüyoruz kendisini. Yani şunu var, Berat Albayrak'ın tez danışmanı yani tezini yazarken ona destek olmuş. Bunu anlıyoruz. Arda Ermut'a da olmuş. daha büyük. Evet. Yazmış olarak mı yani iddialar? Yani bunu söyleyemeyiz. İddialar bu yönde iddialar. İddialar, tam, var iddialar hakikaten Dezler bilmediğimiz için e, var. Hep, i̇ddia olarak koyalım i̇ddialar, evet. Yazışmalar var ama ortalığa saçılmış. ve bunlar konusunda da hiçbir şey söylenmedi bu yazışmalar Peki. E, konusunda. Şimdi bir de e, Arda Ermut, e, Sayın Ermut da e, önemli bir e, şahsiyet. Varlık Fonu'nun Genel Müdürü. Varlık Fonu'ndan alınmıştı geri geldi Varlık Fonu'na. Genel Müdürü ama Sancı Varlık Forumu'nun genel müdürü değil. Türk Hava Yolları'nın yönetim kurulu üyesi aynı zamanda. Peki aynı zamanda Türk Hava Yolları'nın 3 icra kurulu üyesinden biri aynı zamanda Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yönetim kurulu üyesi sayın. Kaç tane etti yani? 4 tane şu anda. Hı, hı Dört ayrı görevi var. İkisi birbiriyle alakalı görevler. E, bundan. burada da e, aynı şekilde gene e, kendisini görüyoruz e, çok da hızlı bir insan şöyle hızlı bir insan 2004 yılında mezun oluyor Boğaziçi Üniversitesi'nden 2005 yılında Başbakanlık'ta basın ve hak müşaviri oluyor birdenbire bir yıl sonra çok hızlı bir başlangıç ardından 2007 yılında yatırım destek ajansına geçiyor. Hemen ardından kısa bir süre sonra 8 yıl gibi çok kısa memuriyette başkan oluyor orada birdenbire. Evet başarılı. Başarılı bir arkadaşımız. ardından da Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi başkanlığına yükseliyor. İşte sonrasında da buraya geliyor. Şimdi buradan Öbür tarafa gittiğimiz zaman ne görüyoruz? Korkmaz Enes Ergün, Ergün görüyoruz. O da e, Borsa, e, İstanbul'un veya İstanbul Borsası'nın e, başkanı e, kendisi. E, bu da ilginç e, bir şekilde bizi gene aynı yere getiriyor. E, gene Sayın Albayrak'la bir yakınlık görüyoruz e, burada e, aynı şekilde. Ee, ve borsanın başına geldiğini e, görüyoruz e, kendisini. Şimdi öbür tarafa e, döndüğümüz e, zaman, ha, bu arada bir şey daha görürüz. özür dilerim. E, maaşlar e, meselesini. Ama bir şey unuttun, e, bir kişinin daha e, nedir adı, tezinden sorumluydu kendisi, e, e, borsa başkan vekili. Merkez Bankası Başkanlığı'nda değil mi? de... Kav... Ee, ona ayrıca geleceğim. Ha, ona ayrıca, getik, ona ayrıca geleceğim. Ee, şimdi borsadan çıkmayalım diye. Çünkü orada da çok acayip bir manzara var. Yani Sayın Albayrak'ın dönüşüne dair çok alametler belirdi dememizin bir nedeni var. Peki. Ee, şimdi bu arada da bir karar alınıyor bütün bunların içerisinde. Maaşlarda bir artış oluyor. Yüzde otuz üç borsada yönetim kurulunun maaşlarında yüzde otuz bir artış yaşanıyor. Hı hı. E, memur maaşlarına ne kadar zam geldiğini biliyor musunuz bu arada? Yüzde yedi Memurlar yüzde yedi virgül maaş zammı alıyorlar. Ama e, borsadaki yönetim kurulu üyeleri yüzde otuz zam alıyorlar. Peki bu da tamam. Fakat burada ilginç bir şey daha var. Borsa İstanbul diyor ki, siz diyor birden fazla kamuda Yöneticilik yapıyorsunuz, her yerde varsınız. E Birden fazla kamu da yöneticilik yapınca bunların hepsinin de vergileri var değil mi? Vergi vereceksiniz maaşınızdan. Siz diyor vergi vermeyin. Sizin vergilerinizi kim ödesin? Ben ödeyeyim borsa olarak. Çünkü sizin maaşlarınız çoğalıyor, çok artıyor. Diğer yerlerden aldığınız için yazık size. Ben vereyim diyor. Borsa kendi kendine böyle bir karar alamaz. Bunun üzerine ben de döndüm baktım bu karar neye dayanıyor diye. Cumhurbaşkanı bir kararname çıkarmış. Ve demiş ki kamu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, kararnamesi çıkarmış. çıkarmış. 11 Nisan 2020'de ben bunu gözden kaçırmışım. Kamuda birden fazla görevi olanlar Sayın Fahrettin Altun üzerinden bu gelmişti biliyorsun çok fazla yerden maaş alıyor diye. Meğerse Cumhurbaşkanı 2020 Nisan'ın 11'inde bir kararname yayınlamış. 2393 sayılı bir kararnameymiş bu. Bunu özellikle söylüyorum. Gidip bakabilirler resmi gazeteden. Bir söyle o zaman. 2393 sayılı kararname. Emin yazdınız mı? Hayır, resmi, yazın, <laughs> resmi gazete yazın. Resmi gazete Google'a yazın. Resmi gazete 2393 yazın. Hemen bulacaksınız. Orada diyor ki kamu kurumlarında birden fazla çalışanların vergilerini kurumlar öder diyor. Buna dayanarak bunların ödemelerini üstleniyor Borsa İstanbul. Şimdi hemen geliyoruz öbür tarafa. Merkez Bankası'na. Şimdi Naci Abal ilişkin en büyük bizim şeyimiz neydi? Soru işaretimiz. Ya bunca aydır görevde hiç atama yapmıyor. Hiç atama yapmadı. Sorudan öğrendik ki Mersi atamalar yapmak istemiş. Sayın Albayrak'a yakın isimleri Abal görevden uzaklaştırmak istemiş. Ama uzaklaştıramamış. Bir kişiyi uzaklaştırdı görevinden. İnsan Kaynakları de Genel Müdürü Doğan Başar. Hı hı. Şimdi hı. orada bir ilginç nokta var. Niye diyeceksin? Doğan Başar, Sayın Albayrağ'a çok yakın bir isimde Bank Asya'da yöneticiydi. Kavcıoğlu göreve gelir gelmez bir kişiyi geri aldı. Kim? Naci uzaklaştırdığı tek kişi. Doğan başar. başar. Onu tekrar İK'nın başına getiriyor. İnsan Kaynakları Genel Müdürü yapıyor. Tek kişiyi değiştirmişti Sayın Abal. Sayın Kavcıoğlu da bir tek kişiyi geri getirdi. O da aynı kişi. Ve o da Sayın Albayra yakınındaydı. Şimdi Sayın Kavcıoğlu'nun bir özelliği daha var. Senin biraz önce söylediğin. Yine her şeyin merkezinde gördüğümüz Profesör Doktor Sayın Erişah Arıcan. Sayın Kavcıoğlu'nun da tezinde danışmanlık yapmış. Etti üç. Peki, cholon. Şöyle...